Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi önemli bir data haftasına başlıyoruz. Zira hepimizin bildiği gibi yarın enflasyon verilerini alıyor olacağız Ağustos ayına ilişkin. Şimdi tabii aslında doğalgaz ve elektrik zamlarını düşündüğümüz zaman Temmuz ayından bu yana hani süre gelen yani biraz daha yüksekti açıkçası beklentiler %2,5 seviyesindeydi, 2,5-3 aralığındaydı diyebiliriz hani Ağustos ayı enflasyon beklentileri ama diğer yandan henüz daha geçtiğimiz gün gelen İstanbul Ticaret Odası verisi ki yaklaşık %1,7 gibi bir veriyle sonuçlandı Ağustos ayı İstanbul Ticaret Odası rakamlarına göre. Bu beklentileri biraz daha törpülemiş olabilir diye düşünmekteyim açıkçası. Dolayısıyla yani 2,5 yerine belki hani %1,5-2 aralığında hani bir seviyede oluşması hani mümkün gibi görünüyor. Belki biraz daha da düşük olabilir bu rakam, Ağustos ayı rakamı. Şimdi dolayısıyla da yıllık rakamında aslında düşük 50'lere doğru gelmesi beklentiler dahilinde oldu. Şimdi bu birkaç açıdan önemli. Çünkü Merkez Bankamız bir süreden beri özellikle sıkı duruş sinyalini vermeye devam ediyor. Her ne kadar hani reel sektörden gelen bazı hani faiz indirimi beklentileri yani varsa da bu faiz indirimi olsa dahi sıkı duruşun devam ettirileceğini söylüyordu. Bunun anlamı şu. Şimdi her ne kadar biz faiz indiriyor hani olsak dahi aslında düşüş trendinde olan enflasyon ve geleceğe dönük hani enflasyon beklentileri, 2025 yılına dönük enflasyon beklentilerini dikkate aldığımızda bulunduğumuz faiz seviyesi zaten hani bir reel faize karşılık geliyor bir taraftan. Dolayısıyla hani Merkez Bankamız da hani burada hani kullanabileceği bir marj varsa hani bir ihtimal Ekim ayından itibaren hani bunu bir şekilde kullanabilir. Tabii sene sonuna kadar hani aslında bu pencere bir şekilde devam ediyor olacak. Dolayısıyla burada hani süreklilik arz etmeyecek şekilde ve gene Merkez Bankamızın yaptığı iletişime uygun olarak yani sıkı duruşu ve hani geleceğe dönük hani beklentileri hani olumsuz etkilemeyecek şekilde bir hani indirim yoluna gitmesi söz konusu olabilecek. Dolayısıyla yarınki datanın asıl önemli olan kısmı bu. Tabii bunun bir hani yurt dışı ayağı da var hani baktığımızda çünkü mutlaka para politikası şekillenirken hani yurt dışında da neler olup bittiğine bir bakmamız gerekiyor. Aslında benzer şekilde orada da hani Fed'e de baktığımızda orada da hani indirim beklentileri var ki orada hani 25 artı 25 bas puan diye düşünebiliriz bu beklentileri sene sonuna kadar. Kim analistler 50 olarak hani Eylül ayı indirimini bekliyorlar ama ben açıkçası tam o tarafta değilim çünkü yani 50 biraz daha sanki bir hani acil durum sinyali gibi algılanabilir piyasalarda ki öyle de bir durum söz konusu değil. Yani açıkçası Amerikan ekonomisine de baktığımızda dolayısıyla hani 25 artı 25 ki o da enflasyonun kontrol altında olduğunu hani anlatabilmek hani adına önemli olan bir konu. Dolayısıyla Amerika'da da vaziyet öyleyken hani bizim de belki Ekim ayından itibaren hani bir faiz indirimi yapmamız söz konusu olabilecek diye düşünmekteyim. Şimdi diğer taraftan hemen az önce yani bugün saat 10'da hani açıklanan bir büyüme datası var ki ikinci çeyrek verisini biz burada 2,5 olarak aldık. Bu tabii beklentilerin biraz daha altında kaldı. %3'ün üzerinde bir beklenti vardı. Tabii yani %3'lük ya da 2,5'luk büyümeler hani Türkiye'nin potansiyelinin halen daha çok hani altında olduğumuzu hani gösteriyor. Ama bu bir noktada da hani enflasyonla mücadelede aslında beklenen bir hani sonuç bir noktada da. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da özellikle sanayi üretim verisinden hani yola çıkarak ki ben bu sanayi üretim verisini 3 aylık hareketli ortalamanın yıllık değişimi olarak hani analiz etmeyi seviyorum. O şekilde baktığımızda, yani takvim etkisinden darındırarak baktığımızda, yani bir uzun bir süreden beri hani ilk defa negatif seviyeye hani bu yıllık değişimin geldiğini görmüştük. Sanki hani gayri safi yurt içi hasılat datası da açıklanan hani bunu birazcık teyit eder gibi. Yani buna hani soğuma değil ama ben hani serinleme demeyi tercih ediyorum şu anda. Hani belli bir noktada yavaşlama var. Çeşitli sektörel anlamda da hani bunları gözlemleyebiliyoruz pek çok şeyden.
Dolayısıyla yani bu şekliyle bakarsak evet hani enflasyonla hani mücadele edilen bir ortamda çok hani normal bir sonuç olarak görüyor olmamız gerekiyor. Yani Merkez Bankamız da eğer hani faiz indirimlerine devam edecek olursa aslında toplam bir politika çerçevesi içinde doğru olan şekil bulunmuş olabilir diye düşünmekteyim. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.